Bu haftaki püf noktasının konusu kumlama resim sanatı. Yani kumdan resimler. Ancak bu kum öyle elinize attığınızda bozulacak cinsten değil. Bu özel eşyalarla yapılan, özel taşlar ve yapışkanla yapılan eser binlerce yıl kendini doğada muhafaza edebiliyor. İşte bunun inceliklerini ve ayrıntılarını da şimdi ressam Mustafa Kumcu'dan dinleyeceksiniz. Mustafa Hocam, öncelikle sizi tanıyalım. Efendim, ben Mustafa Kumcu, Ispartalıyım. Isparta'nın Yalvaç kazasındanım. 1958'de Ankara'ya geldim. Ben, özür dilerim, öksüz ve garibim, tekiyim. Burada hem okudum, hem çırak durdum. Elektrik, elektronik ve mekanik mühendisim ben. Bunun okulunu okudum. Bunu öğrendim. 33 sene esnaflık yaptım. Efendime söyleyeyim, 4 tane büyük servisim vardı. 22 işçim vardı. Ben büyük iş adamıyım, sanayiciyim. Ben o işleri 33 sene yaptım. Hanım dedi, bırak bu işi. Bıraktım ben bu işi. Ve boşlukta kaldım. İnan ki boşlukta kaldım. Çünkü ben aktif ve çalışkan bir insanım. Ne yapayım? Bu sefer gittim, okul okul dolaştım. Özürlülerin okulunu buldum. O okulu işte adam ettim. Oraya dernek kurdum, yemek kurdum. Efendime söyleyeyim, çok şeyler yaptım. Hatta Süleyman Demirel'in arabasının önüne yattım. Okul yaptırdım ona. Daha İstanbul yolunda eski muayene istasyonunun karşısında okulum orada duruyor. Hala duruyor. Efendime söyleyeyim, sonra çocukların derslerine girmeye başladım. Ya bu derslere girerken çocuklara işte fasulyeler, nohutlar, bulgurlar, onları yapıştırttırarak işte eğitim veriyorduk. O sırada okul kapandı. Ya dedim, bu çocuklara daha nasıl yapabilirim diye o şevkle, o iştahla. İşte Mersin Erdemli'de bir evim var benim. Evet. Oraya gittim, işte denizin kenarında otururken, Rabbim, işte inancın kuvvetliyse öyledir yani. Allah-u Teala bana altın tepside bu kumlama sanatı resmini sundu. Benim zaten dekor ve tasarım bilgim olduğu için resmi hemen kaptım zaten. Yani öncesinde resme bir ilginiz vardı, yani sanata ilginiz vardı. Vardı ama yapmıyordum. Sonra öğrendim orada. Denizin kenarında işte denizin dalgasının gelip gitmesiyle oradaki renkli taşlarda gözüme fener sıkar gibi böyle şeyler oldu. Gittim o taşlara baktım. O soyut resim bir güzel oluyor suyun içerisinde. Orada yüreğim cız etti benim. Dedim ki ben bunu tuvale taşırsam ne olur? Orada başladım. Aldım taşları, kırdım. İlk yaptığım pirinç tanesi gibi büyük büyük taşlardan yaptım. Ben orada resim yapmayı düşünmedim. Renkler kaynaşıyor mu birbirine? Yani desen çalışmasında desene yol veriyor mu? Onu araştırdım. Onu buldum. O biraz olmadı. Az daha küçük taşlarla, az daha küçük taşlarla derken incelte kum gibi olandan resim oluşuyor. Onu yaptım. Fakat resmi yaptım ama ben resmi zamkla, uhuyla, derbiyle falan yapıştırdım. Olmuyor. Toplum önüne o resim çıkmaz ki, öyle kirli, pis bir şey oluyor. O sırada işte bizim evin üst katında bir komşum var. O komşu dedi ki, Mustafa abi dedi, ya nenemler Toroslar'da dedi, incir bahçelerimiz var, gel oraya bir gün pikniğe gidelim dedi. Pikniğe gittik, uzatmayayım. Orada nene dedi ki bana, evladım sen ne iş yapıyorsun bakayım dedi. Ben de nene dedim, hiç başım belada, aklım resimde ya. O da dedi ki şöyle bir bitki var, onun özünden bir şey çıkarırsan o şöyle olur böyle olur, anlattı bana. Allah Allah, nasıl bulacağız? Neyse, oradan köylü çocuklarını arattı, buldurdu. Efendime söyleyeyim, ben indim Erdemli'de denedim onu, baktım oluyor. Gittim hemen, nasıl bulacağız? Oranın çobanlarına, köylülerine toplattırıyor nene onu. Ben onu ücret mukabilinde alıyorum. Bu bitki sır mı bu arada? Bu bitki sır. Şöyle sır ki ben daha önceki yaptığım işlerde bazı şeyleri söyledim. Yiyecek ekmeğe muhtaç kaldım, inan ki. Ha, şimdi bunu yeni bulduk zaten. Yani yeni derken 10 senelik şurada. Daha benim inşallah ömrüm olursa. Hele biraz ekmeğini yiyelim bakalım, ondan sonra yazılısı var, söyleriz herkese. Sonraki bir iş bu. Ondan sonra resime başladık. Resimi geliştire. Bu sefer profesyonel resim yapmaya başladık. Yani hiç kusursuz, hatasız yaptığımız tablolar, hiç boya fırça kalem kullanmadan doğal taşların renkleriyle 1000 yıl gidecek tablolar üretiyoruz. Yani ben
abartı saymazsan şöyle söyleyeyim. Kenarını çerçevesini sunni yaptırıyoruz çerçeveciye. Çerçeve kurtlanıp çürüdü de dökülmeye başladığı zaman yeni çerçeve takacaksın. Resime devam edeceksin. Yıkanabilir özelliğe sahiptir tablolar. Yıkayabilirsin. Bir de tablonun üzerinde vernik şu bu sürülü değildir. Üzerindeki o Toroslar'da bulduğumuz bitkiden sürülmüştür. O doğal taşın direkt rengini görürsün. Öyle üzerinde bir şey göremezsin. Böyle geliştirdik bu işi. İşte bunun eğitimini vermeye başladık. Eşimi yetiştirdim ben. Eşimle biz at başı aynıyız. Yani ben ne biliyorsam o da aynı biliyor. O ne biliyorsa ben de aynısını biliyorum. Peki bu resim mesela ilk o Mersin'deki evinizde bu şeyi aldınız. Ama ondan öncesinde daha eski zamanlarda ya da çocukluğunuzda böyle bir resim ilgisi var mıydı? Hani ilk resimde şöyle söyleyeyim. Ben elektronik işini yaparken aynı zamanda dekor tasarımcıydım. Müstakil evleri doğal malzemeyle dekor ederdim. 12 kişilik ekibim vardı. O ekiple beraber onlar çalışırdı. Ben sadece emrederdim. Bak öyle değil şöyle yap. Şurayı böyle yap. Burayı şöyle yap. Bunu şu malzemeden yap derdim. Hem işime bakardım hem onlarla Çorumlu bir ustayla çalıştım böyle. 12, 10, 13 sene onlarla çalıştık yani çok çalıştık. Sonra resim bilgim var tabii. Resim bilgim işte o dekordan, tasarımdan dolayı var. Ondan sonra resmi geliştirdim. Bugün profesyonel resim yapıyorum. Türkiye ve dünyada yalnız kumlama resmi ustası benim. Ben yapıyorum ve ben öğretiyorum herkese. Hiç kimseden eğitim almadım. Ben kendim geliştire geliştire. Benim en büyük hocam doğa. Doğa dediğim Allahu Teala. Mesela bir ağaç yapacağım değil mi? Gölgesi nereye düşüyor? Resmi nereye düşüyor? Giderdim ağacın oturup incelerdim. Bakardım ha gölgesi şuraya düşüyor. Güneşi buradan alıyor. Ona göre kendimi geliştirdim. Dersler de veriyorsunuz. Bu derslerde ne anlatıyorsunuz? İlgi var mı? Nasıl öğrendikleri şimdi, var? Şimdi bizim eğitim sistemimiz çok farklı. Şöyle farklı. Çünkü biz eğitim vereceğiz. Eğitim vereceğin kişi bir bayan 50-60 yaşlarında resmin R'sini bilmiyor. Bilmiyor ama evinin emniyet müdürü. Onu da söyleyeyim yani. Çocuklarının efendim torunlarının, eşinin, emniyet amiri. Sen ona nasıl şimdi he tüt dersin denmez öyle. Onlara biz alfabenin A'sı, gözlüğün B'si gibi tek 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 öğretiyoruz. Öğretiyoruz. Yalnız şunu söylüyoruz. Kafanızdan, beyninizden atın. Ben yapamam kelimesini bir silin diyoruz. Biz size bunu tek 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 merdivenin basamağına ilk basar gibi öğretiriz diyoruz. Ve öğretiyoruz. Çok profesyonel ressamlarımız var. Çok güzel işler yapanlar var. Yapıyorlar. İşte böyle devam ediyoruz hayatımıza. Bunları sizden sonra devam ettirecekler için veliahtınız var mı? Nasıl var? Var. Veliahtımız şöyle var. Ben bunları kağıtlara yazıyorum. Ben ölürsem benden sonrakiler oralardan okur ona göre yapar yani. Tekrar bu Toroslara dönelim. Bu taş olayına. Siz kendiniz de sahaya çıkıp bakıyor musunuz? Nasıl, neye göre arıyorsunuz taşları? Nerelere gittiniz bugüne kadar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Taş olarak dünyada en çok renk taşlarda var. Bunu kimse, çoğu kimse bilmiyor. Sanıyor ki çiçekte, böcekte var. Hayır efendi. Taşlarda 1300-3200 taş var küre-i arzda. Mesela taş deyince biz Erdemli'ye yazlığımıza gittik mi 3 ay kalıyoruz. 3 ayda ben çoğu zaman Toroslar'da dolanıyorum. Taş topluyorum. Bir de şöyle 100-200-300 kilometre yol yapıyorum Toroslar'da arabamla. Şimdi akşam olunca geri Erdemli'ye dönmüyorum. Orada yörük çadırlarının kenarlarında yatıyorum. Ben orada Toroslar'da taşa çıktığım zaman 2 gün 3 gün eve gelmem. Orada taş toplarım, arabayı doldururum. Şimdi Erdemli'den herkes zeytin, peynir, yağ
getirir Ankara'ya, ben taş getiririm. Şu an mesela o taşları nasıl temin ediyorsunuz? Oradan size mi geliyor, sizi mi tekrar gidip alıyorsun? Dünyada ne kadar taş ticareti yapan varsa beni bilir. Bana taşını getirir, satar. Ben hiçbirinin parasını aksatmam, o akan kanalı tıkamam yani. Ben sana misal vereyim. Hiç sen markete gittin de su al istedin. Yok bugün yarın gel dediler mi? Niye hayır, demediler? Evet. Niye demediler? Paralı olduğu için demediler. Parasız bir yere git bakalım. Yok bitti derler. Ben de onun için o para işini hiç kapatmam. Hemen yollarım. Gelir o taşlar bana. Dünyanın her yerinden taş gelir. Bu taşın inan ki ticaretini yapanlar var. Onlar da benden para kazanıyor. Ben de tablolarından yapıyorum. Genç ve dinç kalıyorum. Bütün mesele o. Peki bu taşlar maliyet açısından nasıl, ne kadar tutuyor? Mesela rengine göre şimdi değişiyor mu? Şimdi rengine göre değişiyor. Şimdi bakın, kırmızı taş kızıl mercan taşıdır. Balık kemiğidir o. Efendime söyleyeyim. Okyanuslarda büyük balıklar küçük balıkları yutuyor. Mercan balığını yutuyor. Mercan balığının omerilik kemiği denizin içinde toprakta 50-100 yıl içerisinde fosilleşerek kırmızı bizim Türk bayrağının rengini veriyor. Onu dalgıçlar çıkarıyorlar, taş arıyorlar oralarda. Onları buluyorlar, çıkarıyorlar. 210 dolara kilosunu bana satıyorlar. Ben onları öğütüyorum, kırıyorum, kursiyerlere veriyorum 2 çay bardağını. 2,5 liraya veriyorum. Niye 2,5 liraya veriyorum onu da söylüyorum. Ben geçen seneye kadar taşları bedava veriyordum, bedava. Ama bu sefer bedava verdiğim zaman yerde dökülen taşları diye atıveriyorlar. Benim içerim cız cız ediyor. Ben onu nasıl zorla buluyorum? Onları süpürüveriyorlar sokağa. Ha, siz sokağa mı süpürüyorsunuz? Ben de para koyayım da görün bakalım dedim. Onun için 2,5 lira para değil yani öyle. Fiyatı falan değil onun. Mesela azurit taşı var. Azurit taşı mavi, lacivert'tir. Bu lacivert taşı doğu ülkelerinde azurit deniyor. Avrupa batı ülkelerinde lapis deniyor. İkisinin adı aynı taş. Mesela 160 dolar kilosun. Samsun'da taşçımız var, alır bize, onu da Sibirya'da buzullardan çıkıyor. Sibirya'dan bavul ticaretine gelenler valizinde o taştan getiriyorlar. Samsun'a satıyorlar. Samsun'da bana satıyor. Ben de resimlerde böyle işte şurada gördüğünüz mavi taşları kullanıyorum. Böyle işte bulduk bir yol, gidiyoruz bakalım. Ve şimdi işin püf noktasına geldik. Ressam Mustafa Kumcu mucite olduğu sanatın inceliklerini, detaylarını bize anlatacak. Mustafa Hocam, şimdi burada bu malzemeler var. Bu malzemeler nedir? Bize anlatır mısınız kısaca, ne var burada? Şimdi efendim, biz doğal taşlarla hiç boya, fırça, kalem kullanmadan tablolar üretiyoruz. Ürettiğimiz tablolar 1000 yıl garanti gider. Doğamızda en çok taşlarda renk var. Bunu ben keşfettim. Bunu geliştire tablolar üretmeye başladım. Ürettiğim tablolarda işte ortada gördüğünüz gibi meydanda. Şimdi bakın, diyelim ki bunu ben yarısını işlemişim. Yarısını şimdi şöyle, bunun bir yapıştırıcısı vardır arkadaşlar. Mesela malzemeleri tanıyalım önce isterseniz. Mesela şimdi bu taşlar hangi taşlar var mesela? Şimdi nedir bu taşlar? Şimdi taşlar biz şöyle büyük halindeyken biz bunu alıyoruz. Önce bahçemizde balyozlarla fındık fıstık haline getiriyoruz. Fındık fıstık haline getirdiğimiz taşları da bakın şöyle. Şimdi bunu buna atıyoruz. Pirinç havantla böyle dövüyoruz. Dövdükten sonra bunu eliyoruz. Bakın şöyle eliyoruz. Eleğimiz de sadece çay süzgeci arkadaşlar. Çünkü sanat olsun diye iptidai çalışır. Makine kullanmıyoruz. Doğrudan elemeyi göz nuru. Bunu buna döküyoruz. Döktükten sonra şöyle tırnağımızla vurarak eliyoruz. Eledikten sonra gördüğünüz bu renk, yani bu kum halinde bu geliyor. Geldikten sonra biz bunu ne yapıyoruz? Özel bir yapıştırıcımız var. Bu özel yapıştırıcıyla... Nedir bu yapıştırıcı peki? Bu yapıştırıcı Toroslarda doğal bitkilerden elde edilmiştir. Sunni, isterseniz bunu ekmeğinizin arasına koyup yiyebilirsiniz. Yani herhangi bir uhu değil. Yok, hayır. Kırtasiyelerdeki bir malzeme değil. Hayır, değil. Öyle bir şey değil. Bazıları işte de siteden işte marangoz tutkalı diyor. Hayır, marangoz tutkalı falan tutmuyor. Bu gördüğünüz MDF, 4 milimlik MDF. Fındık kabuğunun sıkmasıdır bu.
Bunu isterseniz bütün marangozlara sorabilirsiniz. Bunu hiçbir şey tutmaz. Bunun ilacı tutması için ben 20 sene uğraştım bu ilacı. Bir de bu koruyucusu var gördüğünüz gibi. O nedir? Neden yapılıyor? Bu şimdi tabloyu yaptıktan sonra bu dökülüyor efendim. Dökülüyor. Evet, dökülüyor. Dökülüyor. O dökülmemesi için kuruduktan sonra bunu böyle bakın sürüyoruz. Evet. Sürüyoruz. Sürdükten sonra bu kuruduğu zaman taşları birbirine kaynatıyor. Kaynattıktan sonra bir tek dişini dahi alamazsınız. Tırnağınızla alamazsınız. 1000 yıl garanti veriyoruz yaptığımız tablolarda. İşte yani, evet. Bakın çekin isterseniz bakın. Atatürk portresi. Tamamı taştandır. Kızıl mercan taşı, sarı granit. İşte gördüğünüz, şu gördüğünüz taş var ya, yüzünün taşı. Şu şeylerde, parklarda, bahçelerde yürüyüş yolları vardır. Evet. Oradaki taştır bu. Bunu beyazla ağartırsınız. Kırmızına da koyulaştırsınız. Dokunsak dökülmez mi mesela? Yok, hayır, şimdi, hayır. Hiç olmaz. Sür. Tırnağına hiçbir şey olmaz. Tamamen kumdan yapılmış. Yok, hiçbir şey olmaz. Mümkün değil. İşte o özelliği... Elinizde iz de kalmıyor. Tabii, o özelliği bu ilaç tutuyor. Bu ilaç Toroslar'da bir bitkinin özünden biz elde ediyoruz. Bunu işte bu bir sırdır. Tanrı bana bunu lütfetti, verdi. Buldum. Senelerce uğraştım. Zaten şöyle ben söyleyeyim size. Malzemeleri nereden alıyorsun diyorlar. Ben şöyle söyleyeyim size. Siz gidin en işlek bir yere bir köfteci dükkanı açın. Ve üzerine yazın bilmem ne köftecisi diye. Sizin ayağınıza herkes gelir. Arkadaş ekmeği benden alsan ne? Öbürü der ki ya benim et kesiyorum eti benden al. Öbürü der ki arkadaş ben Antepliyim karabiberi benden alsan ya der. Hepsi ayağına gelir. Şimdi Türkiye ve dünyada ne kadar taşçı varsa beni bilir. Taşları bana getirir satarlar. Bu gördüğünüz kırmızı, kızıl mercan taşı. Bu gördüğünüz taş, efendime söyleyeyim bildiğiniz okyanuslarda mercan balığının kemiğinden elde ediliyor. Bunu dalgıçlar çıkarıyorlar. Evet. 220 dolara bunu bana satıyorlar. Ben de aktarıyorum, resimlerimi aktarıyorum, tuvallerimi aktarıyorum. Böyle çok taşlar var. Bakın yeşil taş. Gördünüz. Ondan farkı ne bunun mesela? Bunu biz doğadan buluyoruz. Şimdi gördüğünüz şu sarı taş, bakın limonit taşıdır. Piyasada limonit taşı, taşçılar bilir bunu. Siz bu arada o binlerce taş çeşinden ortalama kaç tanesini ben şimdiye kadar 20 senedir falan bu sanatı yapıyorum. 20 senede yaklaşık 150, 160, 170 taşa yeni ulaşabildim. Nice daha çok taşlar var. 3200 taşta ne renkler var, ne renkler. Var mı özellikle böyle bir aradığınız taş? Yok, ben şekli? Şu anda her şeyi buldum. İşte köfteci misali verdim ya demin, o gibi geliyor ayağıma. Bakın gördüğünüz bu yeşim taşıdır, yeşil. Bunun özelliği nedir? Bunun özelliği yeşil oluşu. Efendim mesela paralı bu taş bunlar, evet. bunlar paralı. İşte bu da o yeşimin bir değişik rengi. Böyle çok renkler var. Taştan taşa tutmama gibi durum var mı yoksa hayır, bu yapıştırıcı bu şekilde her taşı yapıştırıyor mu? Her taşı bu yapıştırıcı bu MDF'ye yapıştırır. Yapıştıktan sonra en esaslı mucizemiz bu koruyucu dediğimiz. Ben adını ben koydum koruyucu diye. Bunu Toroslar'da bir bitkinin özünden elde ediyoruz. Birinin ağzından duydum, geliştirdim. Yaptım ve şu anda da işte onun şeyi de burada var zaten görüyorsunuz yapıştırıcı diye. Çok ilginç. Normalde bir de kum deyince hani böyle dokunursun dağılır, tuzla buz olur. Ama ya, burada öyle bir şey bakın yok. Bakın şimdi şöyle alıyoruz. Evet. Bakın şöyle. Şimdi alıyoruz. Bakın şurada ben buraya bir çiçek daha ekleyeceğim şimdi. Bu gördüğünüz yapıştırıcıyı kürdanlarla çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle kürdanlarla. İnce iş tam olarak. Evet tam kürdanla çalışıyoruz. Şimdi böyle bakın ben burayı şimdi yapacağım. Buradakiler gibi olacak. Ha göreceksiniz. Kalacak, şimdilik şurası bize. Gibi olacak. Sonra ikinci işlemede göbeğini koyacağız. Efendime söyleyeyim. Kenarının harelerini koyacağız. Ve olacak. Bir kere resim bilginiz olması lazım bu işi yapmak için. Bir de bu işi bizden öğrenmeniz lazım. Bunu yaparken ilk olarak ama çizimi yapıyorsunuz herhalde. Tabii, bir kalıp yani, oluyor. Onun üzerine yani çizim işlemeler yapılıyor. Çizim yapıyoruz. Ona eskiz çalışması denir. Eski ressamlar bilir onu. Bakın şimdi. Şimdi bunu ilacı çiçeğin rengi gibi koyduk. Şekli gibi koyduk. Bunu böyle bolca kapatıyoruz.
Şimdi o ilaç alacağı kadarını alır, gerisini geri size verir yani. Yemeği tuz serper gibi o masada versin diye. Evet, çokça atacaksınız ki boş yer kalmayacak. Ondan sonra, bak attıktan sonra bunu alıyorsunuz elinize. Yine ben o tarafa doğru döneyim. Şöyle bakın, tekrar buraya döküyorsunuz. Bir kere üflüyorsunuz. Bakın üzerine aynısı oldu. Bunun kurumasını bekleyeceksiniz. Ne kadar sürüyor kuruması? Şimdi biz bunu makinesi var ondan kurutuyoruz. Evet. Yani makine dediğimde hanımların kullandığı fön makinesi. Fön makinesi çok yani güzel. Ondan kurutuyoruz erkenden. Acele istiyorsan. Acele istemezsen koyacaksın kuruyacak. İşte ondan sonra kuruduktan sonra ikinci işlemleri yapılıyor. Durum böyle. Ben bu sanata ilk geldiğimde hani size göstereceğim demiştim ya. Bakın şimdi Toros'la bak taş diyorsun. Bak gördünüz mü? Doğada ne kadar çeşit, taş çeşidi var. Renk. Evet, hepsi var. Bakın. Hepsinin biçimi farklıdır. Bakın şimdi denizin içerisinde taşların suyun gelip gitmesiyle olduğu hale bakar mısınız? Soyut resim bu. Bu da başlı başına bir sanat. Evet, bunu yani görünce ben zaten bu ilham kaptım ve dedim ki bu taşları ben tuvale taşırsam ne olur? Tuvale taşıdım. Taşıdım. İşte ilk zamanlar kötü şeyler oldu ama sonradan geliştire bunun ilmini aldım. Türkiye ve dünyada yalnız bunu ben yapıyorum. Kim nerede yapıyorsa benden kurs almıştır mutlaka. Bu ilk ilham dediğiniz kısmı onu biraz daha anlatır mısınız? Mesela ilk nereden geldi bu fikir? Çocuklara daha neler yaptırabilirim derken Erdemli'de evim vardı, oraya gittim. Denizin kenarında işte bu renkleri gördüm. Taşları gördüm, resimlerini çektim. İlham geldi, bu taşları tuvale taşırsam ne olur dedim. Tuvale taşıdım. Nasıl oldu o ilk an? Hani nasıl gördünüz? Evden çıktınız, yürüdünüz mü? Evden nasıl çıktım. Oldu? Benim orada deniz kenarında elinizin artığı bir evim var. İşte denize sıfır biraz. Ondan sonra evi temizlik yaptıktan sonra eşimle ben dedim denize gireceğim. Gittim, denizin kenarına, kumun kenarına oturdum. Dinleneyim biraz dedim. Allah-u Teala bana bunu sundu. Gözüme o suyun gelip gitmesiyle elektrik feneri sıkar gibi sıktılar. Gittim baktım ki işte gördüğünüz bu manzarayı gördüm. Göz kamaştırdı. Göz kamaştırdı. Baktım ki ya çok güzel bir şey oluyor. Bunu tuvale taşırsam ne olur dedim. Ve tuvale taşıdım. Taşıdım ama bunun yapıştırıcısını, koruyucusunu bulamadım. Çok pis bir şey oldu. Sonra geliştire işte bizim üst kattaki bir komşuyla Toroslara çıktık. Toroslara dedik ki bir piknik yapalım. Orada bir nene bize dedi ki şöyle yaparsan böyle olur dedi. Bir bitki söyledi. O bitkiyi bulduk, yaptık. Oldu. Hala onu kullanıyorum şimdi. Ve o bitkiyi çobanlar topluyor bana. Ben onlara işte 1.000 lira ödüyorum kilosuna. Bitkinin kilosuna. Onu burada geliştirdim kendim. Yapıyorum. Öğrendim çünkü. Efendime söyleyeyim ve burada kullanıyorum işte gördüğünüz gibi bu. O ilk yaptığınız kısım nasıldı? Mesela ilk başladınız hani o fikir aklınıza geldi. İlk yapıştırıcıyı nasıl kullandınız? Mesela ilk, o bitkiyle mi başladınız? Şöyle yaptım ben onu. İlk şimdi orada suyun kenarında soyut resimleri gördükten sonra bunları aldım eve taşıdım taşları. Taş topladım oradan renkli taş topladım. Havanda dövdüm onları. Dövdüm. O zaman MDF'yi bilmiyordum. Gittim Erdemli'den şey aldım. Kırık camlardan düzledim, kareledim o camları. Camların üzerine figüratif şeyler yaptım. Ama bir türlü olmuyordu. İşte o yapıştırdığım madde o zaman zamk, derbi gibi şeylerle yapıştırıyordum. Başka bir şey bilmiyorum ki. Ondan sonra ama olmuyordu onlarla. Olması mümkün de değildi. Ve elini sürdüğün zaman da dökülüyordu. İşte en sonunda bu ilaçları buldum. Toroslarda bir bitkiden bulundu bunlar. Bazısı kolay bulunan, bazısı zor bulunan. Efendime söyleyeyim. Geliştirdim. Ve bugün profesyonel, hiç kusursuz ve hiç hatasız tablolar yapıyorum. Örneğin misal verebilirim. İşte Atatürk'ümüz burada çekebilirsin. Atatürk'ü bunun daha bir değişik versiyonunu ben güllerle beraber Fransa Louvre Müzesi'ne devlet gönderdi onu. Devlet yani gönderdi. Yurt dışında da bunun tabii, bir temsili var. Var tabii temsili var. Avrupa'dan da üniversitelerden de gelip biz de bunu incelediler, baktılar.
Türkiye'nin başkentinde bir sanat veriliyormuş dediler. Yeni icat. Geldiler. Ben izahat verdim. Çekimler yaptılar. Gittiler. Durum böyle. Yaptığımız tablolar kusursuz, hatasız. 1000 yıl garanti veriyoruz. 1000 yıl. Başka sergileriniz oldu mu ya da olacak şimdi mı? Neler sergilerimden gelince. Şimdi ben 75'e yakın sergi açtım. Bunun 20-25 tanesini uluslararası devlet istedi bizden. İşte İstanbul'da falan açtım. Hilton Oteli'nde açtım. Efendime söyleyeyim, burada her yerde açtım. Devlet bir şey olduğu zaman beni çağırır. Hemen ben bir sergi açarım. Örneğin mesela Dikmen Vadisi'ndeki o parkta Amerikalılar geldiği zaman çadırları kurdurdular. Orada canlı performans yaptık. Avrupalıya gösterdik. Burada bize yaptığınız gibi. Ha, aynısını orada yaptık, evet. Ve o zaman 80 tane ressamı oraya dizdim, ben onlara yaptırdım. Hocam birçok eser var. Hepsi birbirinden kıymetli. Peki bu eserlerden mesela hikayelerini anlatacak olursak tanıdık sima, ünlü bir isim var mı böyle bir hikaye sizde? Şimdi öyle çok var ya. O kadar çok var ki mesela bir tanesini anlatayım size. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer. Cumhurbaşkanlığı döneminde onun haberi olmadan ben ona bir tablosunu yaptım. Keşke olsa da gösterebilsem ki verdim ona. O yok yani. Efendime verdim. Verdikten sonra daha tabii aradan seneler geçti gitti. Hanımının evde oturuyoruz. Televizyon seyrediyoruz. Ahmet Necdet Sezer de görevi bitti. Köşkü boşaltacak. Boşaltırken televizyon ekranında göründü bu. Dedi ki şimdiye kadarki Cumhurbaşkanlığı dönemimde dedi. Bana verilen bütün hediyeleri dedi bırakıyorum dedi. Türkiye Cumhuriyeti hazinesine bırakıyorum dedi. Yalnız dedi bir ressamın benim şahsımı yapmıştır dedi. Taştan o tablo bana aittir onu götürüyorum dedi. Biz karı koca şaşırdık kaldık televizyon başında. Böyle bir şey oldu. Bunu canlı yaşadık. Zaten Ahmet Necdet Sezer'in şeyini yaptığımızda da yaptım. Türkiye Cumhuriyeti'ne Polonya konsolosluğu bir resim gönderiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne üst yazıyla yolluyor. Bunu diyor bünyenizdeki ressamlara yaptırılması. 220'ye 110. Bak yatay bir resim. 220. Şimdi ben GESAM'da Haysiyet Kurulu Başkanıyım. GESAM Kültür Bakanlığı'nın bir mutfağıdır yani. Sanat mutfağıdır. Bir şey oldu mu bize gelir oraya. 1600 kayıtlı ressam var bizde. Ben oranın sicilini tutarım. Haysiyet Kurulu Başkanıyım burada. Şimdi resim geldi oraya. Şimdi ünlü ressamlarımız var. Yağlı boyacı. Yaşar Çallı falan var mesela. Ta eski Osmanlı'dan gelme bir adam. Yaşar Çallı falan. Herkes neyse isim vermeyeyim şimdi. Toplanmışlar. Şeyde GESAM bir binamız var bizim orada. Salonumuz falan var. Oraya Osman Hoca toplamış onları. Şu resmi inceleyin. Bu dış devletlerden gelmiş yapılıp gidecek oraya diye. Ressamlar toplanmışlar başına. Efendime söyleyeyim. Ahmet ikimiz yapalım mı? Hasan üçümüz yapalım mı? Mehmet sen daşı yat ben kuşu yapayım derken Osman Hoca onları duyuyormuş. Ya bırakın şunu demiş. Çağırın şu kumcuyu ağzına yüzüne bulaştırmadan yapsın da verelim şunu demiş. Ben o zaman Salı Pazarı'nda şu İstanbul yolunda Salı Pazar var. Et kesilir orada. Biz hanımla oradan et almaya, işkembe falan almaya gideriz böyle özür dilerim. Oradayım. Bir telefon geldi. Baktım Osman Hoca. Allah Allah Osman Hoca ne arıyor ki ben dedim. Osman Hoca bizim başkanımız orada. GESAM'da. Dedi kumcu neredesin? Dedim hocam ben ta uzaktayım. Ya dedi bir gel GESAM'a gel çabuk dedi. Çabuk gel deyince bir şey var. Neyse uzatmayayım geldim GESAM'a. 20 dakikada gelirim dedim. Tamam dedi gel bekliyoruz dedi. Geldim baktım salonda ressamlar önüne koymuşlar küçük resmi. Onu münakaş ediyorlar. Şu resme bir bak dedi. Resim dedim yapmış biri. Ama profesyonel bir makinayla çekilmiş o dedim belli. Ağaçların arasından güneşin ışığını bile iniyor böyle.
Dedim profesyonel bir makinede çekilmiş dedim. O yapılacak dedi. İnanın ki bir bardak su içer gibi. Hani şu suyu içer miydin? İçerin ne var gibi. Yapılsın yaparız dedim. Ama 2.20'ye 110 dedi. Olsun dedim. Ne zaman da yapan dedi. Bir ayda yaparım dedim. Tamam yaptım. Yaptım ben dedim. Dedi ki cumartesi, her cumartesi bizim toplantımız olur orada. Cumartesi günü dedi getir dedi şöminenin üstüne koy dedi. Eleştiriye açalım resmini dedi. Dışarı gidecek için inceleyip sık dokuyorlar. Neyse oraya koydum. Başına toplandılar. Saat 2'de bizim konferansımız başlar. 2'de Osman Hoca dedi ki Mustafa Hoca dedi bunu yapmış. Arkadaşlar dedi eleştiri açıyoruz. Hop bir dakika dedim. Hop. Bir dakika. Ben eleştiriye açığım dedim. Laf olsun. Benim de çorbada tuzum bulunsun. Ben de eleştireyim diyen varsa dedim. İspat edecek eleştirdiği yeri dedim. Yanlış olan yeri eleştir. Çıt çıkmadı vallahi. Ne konuşuyor? Çıt çıkmadı. Sonra Osman Hoca dedi ki bunu dedi kokteyle verelim oraya dedi. Kokteyle verdik. Neyse uzatmayalım. 3-5 para verdiler. Böyle anılarımız var. Çok var öyle. Dolu. Gördüğümüz kadarıyla her şeyi yapıyorsunuz. Mesela resmin büyüklüğü önemli değil. İçeriği yok, önemli, değil. Önemli değil. Yani akıla gelen her şeyi yapabiliyor musunuz? Her şeyi gerçekten yaparız. Şöyle söyleyeyim. Mesela rüya gördün. Anlat bana rüyanı. Ben not alayım. O rüyaya uygun şekilde ben resmeder veririm sana. Öyle çok yaptım da yani. Mesela bir dişçi bayan, Bahçelievler'de dişçi dedi ki ben bir resim istiyorum ama dedi rüyamda gördüm dedi. 7 atlı dedi geliyor dedi. İşte ortasında en öndeki siyah atlı dedi. Dedem dedi. Bilmem o yandaki şu dedi bu dedi. Ben onu bulutların içerisinden 7 atlıyı V harfi şeklinde, kalp şeklinde akarak gelerek yaptım. Kadın bayıldı şöyle. Verdim. Yaptım yani yaparım da. Öyle. Burada da bir tablo var. Ha bunu anlatabilirim. Evet, bakın çok... şimdi bu tablo şöyle ben tutayım da kamerada görsün. Evet. Şimdi bu tablo, ben özgün çalıştım. Hani ben daha önce konuşmalarımda söyledim ya, özürlü çocuklarla uğraştım evet. falan diye. Ben bu gördüğün özürlü bir çocuğun dünyasını yansıttım burada. Bu özgün, tamamen bu özgün çalışma. Öyle kafamdan içimdeki hislerimi, fikirlerimi buraya döktüm. Özgün çalışma. Şimdi bunun beyninin yarısı beyaz, yarısı siyah. Bak dikkat edersen. Çünkü onların öyledir, beyninin yarısı dürüst, doğrudur. Yarısı eğridir. İşte ben onu yansıttım. Şimdi siyah tarafı, kötü tarafını yansıttım. Beyaz tarafında hayallerini ve şeylerini yansıttım. Dikkatli bakarsanız, ben resimlere ruh veriyorum. Öyle bir huyum var. Gözüne bakın, dikkatli bakın. Beyninin boş olduğunu gözünün durumundan görürsünüz yani. Şöyle bakın gözünü, dikkatli bakın. Gözünden anlarsınız beynini. Dalgın. Dalgın evet. Ve boş, boş baktığını görürsünüz. Boş bakış. Böyle bakışlar var. Böyle yapıyoruz işte. İşte bizim dünyamızda böyle arkadaş. Hocam burada da Atatürk'ün portresi var. Bir portreyi yapmak nasıl aşamalardan geçiyor? Portrenin o detayları, baktığında onu andırması, ona benzemesi nasıl oluyor portre yapımı? Şimdi portre iki türlü yapılır. Bir sıradan portre yaparsın. İki göz, bir burun, bir ağız, iki kulak korsun. Kim olursa olsun. Onu herkes yapabilir. Yağlı boyada. Ama ünlü, meşhur kişileri motamot benzetmen lazım. Motamot öyle. Azıcık benziyor ya işte burnu benziyor. Olmaz. Motamot benzeyecek, hiç hatası olmayacak. Bunlar meşhur kişiler. Belirli simaları yapamazsın. Atatürk gibi, Başbakan gibi, Cumhurbaşkanları gibi, ya ünlü sanatçılar gibi. Ya kalkıp da Orhan Gencebay'ı sen Tijani gibi yapamazsın mesela. Veya ne bileyim anlatabildim mi demin istedim. O ama sıradan bir portre, bir kafa yapacaksın oraya. Biz yapıyoruz öyle çok. Bir adam yapıyorsun tamam. İki göz bir burun koyuyorsun öyle olmaz. Bunlar da öyle. Bak bunda dikkat et. Atatürk'ün doğal yaşantısındaki göz bakışı, kaş duruşu, her şey çok ciddi. Aynı. Buna ruh denir. Ruh. Tabloya ruh vereceksin. Öyle patates baskısı gibi
Olmaz. Aranızda mesela olup olmadığını bir portrenin nasıl anlarsınız? Mesela o, birine gösterdiniz. O hemen ben bilirim onu. Ben kendim önce ha oldu diyeceğim. Ha oldu diyeceğim. Ondan sonra birine gösteririm. Ha bu Atatürk dedi mi bitti. Ben bunu kimseye göstermedim. Zaten benziyor. Evet. Bu benziyor. Kişilerde o oluyor mesela. Öyle. Bu şimdi Atatürk dünyaca meşhur. Bunu kime göstermeye gerek yok. Yaptığın belli olur. Ama şurada bir normal meşhur biri olur. Sıradan meşhurlar olur. Herkes bilemeyen. Onlara gösterdiğim zaman onlar çıkıyor meydana. Aa bu falan diyor. Demezse lan o demedi lan. Bir de başkasına gösteriyorum. Bir de başkasına gösteriyorsun. Ondan sonra olmadı zaten. İlk seferde evet bu Ahmet, bu Fırat dediği zaman bitti o portre olmuştur. Olmuştur o. Olmuştur. Böyle işte bu işler. Bu Atatürkler de böyle. Kumdan dünyada bunun bir eşi daha yok. Renklerin mesela farklı farklı renklerde örneğin burada siyah bir nokta gibi. Bu nedir mesela? Bu siyah ay. Bu siyah dünyasının siyah tarafı burası. Beyaz tarafında beyaz tarafı dünyası. Beyaz büyük dünyası. Siyah da küçücük ay, küçük dünyası. Sen anlarsın. Aydınlık ve karanlık. Ha. Peki buradaki şekiller nedir? Yani ya bunlar tamamen tasarım. Kendime işte bu gördüğün şeytan gibi biri işte karanlıkta kötülük görmesi için kötü olan şeyler bunlar. Anlatabiliyor evet. muyum? Bunlar da iyi şeyler işte bak. Gözünden işte uçuyor havada. İşte salıncağa biniyor. Yani bakınca tarif etmeye gerek yok. Zaten yani gözleri anlarsın. Gözleri dışında ağız yapısı, dudakları, dişleri bile hani dediğiniz gibi gerçekten. Evet boş boş bakışı o işte. Aynı zaten o ruhu veremezsen öyle yapmışsın. Gülerek adamı yapmışsın ama aydınlık ve karanlık beyninin boş olduğunu anlatamazsın ki. Olmaz öyle. Her şey uyumlu olacak tabloda. Bunun gibi bir eser veya herhangi bir diğer eser ortalama ne kadar bir sürede yapılıyor? Şimdi, ne kadar sürede yapılıyor? Şimdi ben bunu 15 günde yaparım. Bu özel tasarım olduğu için. Mesela Atatürkleri 24 saatte yaparım. Bugün şimdi siparişi ver. Yarın bu vakitler alırsın. Ha biraz hızlıca ve kabaca olur da ama 2 gün sonra alırsan şahane olur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ben ustasıyımdır. Hem beklemelerin, hem sabretmelerin, hem bu işlerin ustasıyımdır. Ben midim, milim, milim işlerim. Öyle usandım, bıktım yok. Bir saat çalışırım, gider. Şöyle bir kafamı da diyordum. Bir otur, bir saat daha çalışırım. Başka tablolar neler var? Mesela burada bir tane daha tablo var. Onlar var, çok var. Tablolardan çok bir şey yok. İçeride de var çok da tablo. Bak. Şöyle. Ben bunu yaptım. Bunu yaptım. Evet, bizim nedir? Kursiyerler bunlardan herkes yapmaya başladı. Yaptım. İşte bu da böyle bir tablo işte. At tavlasında atın duruşu işte böyle bir şey kafada yaptık yani doğal, işte. Doğal hepsi. Burada gördüğün her şey doğal. Hiç öyle şey yok bizde. Kursiyerler de yapıyor dediniz. Mesela kursiyerler nasıl yapıyor? Belli bir şablon üzerine mi yapıyor? İlk nasıl başlıyorlar? Yok bunu bakarak şey? Yapıyorlar. Bakarak hı. çiziyorlar. Yani ölçerek buradan ölçüyor burayı. Buradan bir çizgi atıyor falan. Yapıyorlar ya işte öyle. Herkesin bir usulü var. Yine dokunduğumuzda yok, hiçbir şey gibi yok, yok, hiçbir şey olmadı. Yok, 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 hiçbir şey olmadı. Şimdi bizim tablolarımızı şöyle söyleyeyim baksana. Zift işi uğraşan, katran işi uğraşan bir atölyeye as. Zift. Ha, paslansın. Hortumu tutacaksın, elbise fırçasından yıkayacaksın, takacaksın. Bitti. O kadar garanti veriyoruz. Daha ne diyeyim. Çünkü o koruyucu madde dediğimiz madde onun üzerinde bunları kaynatıyor, yok olup gidiyor. Burada da farklı farklı taşlar var. Burada da mermer taşı yazıyor mesela, deniz taşı yazıyor. Hepsinin ayrı ayrı isimlendirilmiş, kategori olarak ayrılmış. Bu taşların hikayesi ne? Şimdi ben şöyle başlayayım. Şimdi biz ilk resime başladığımız zaman resimde sergimize gelen bu işten anlayanlar diyeyim. Ya böyle taş olur mu? Ben böyle kırmızı görmedim, yok mavi görmedim, yok bilmem ne görmedim diyorlar.
Biz ilk sergimizi serdiğimiz için, taşın kırılmamışını ona gösteremediğimiz için bayağı bir eziklik duyduk. Dedim ki eşime, bir dahaki sergide bir masa koyalım, biz üzerine örtü örtelim, taşları sıralayalım, kırılmamışını koyalım ki birisi derse ki şöyle taş olmaz diye gösterelim, orada var bak diyelim dedim. Taşları ikinci sergimizde mi, üçüncü sergimizde mi unuttum, serdik, beyaz bir örtünün üstüne taşları sıraladık. Ondan sonra kokteyl verdik, işte resime geldiler, baktılar, ettiler, gittiler. Sergi bittikten sonra baktık, taşların yarısından fazlası yok olmuş. Alan gitmiş. Hanım böyle olmayacak, biz bunları yapıştıralım dedim. Tuttuk biz buna, şu gördüğünüz şövalyedir. Bu şövalye masaüstü çalışma şövalyesidir. Bunun üstüne ben bunu kestim. Bunu buraya vidaladım. Taşları buraya yapıştırdım. Şimdi buradan taş alamazsın. Birisi ki derse ki filan renk taş olmaz, ben görmedim derse burayı gösteriyoruz. Bunu sergilerde bir kenara koyuyoruz. Diyoruz bak orada taşlar var, kırılmamışı var orada gördüğün. Taşlar nasıl yok ya? İşte bak lacivert taş, işte bakar mısın? Lapis taş işte orada. Bu da açığı. Efendime söyleyeyim. Evet. Taşlar da bak, şu balık kemiği burada, işte bak kemik şeklinde durup dur orada balık kemiği. Bunlar doğal taşlar yani, öyle ben neyini koyacağım? Yeryüzünde olan. Yeryüzünde olan taşlar. Hepsi var. Bak şuna işlenmiş hali. İşlenmiş. İşlenmemişi lazım bize. Şimdi bir de benim şöyle söyleyeyim. Şimdi kuyumcular ve dişçiler. Dişçiler diş yapmaz. Diş teknisyenleri vardır atölye. Senin ölçünü alır, oraya yaptırır. Takar, karıyla alır. Kuyumcular yüzük, küpe bilmem ne ona taş eklemezler. Onu ne yaparlar biliyor musun? Burada sanayi var Kostüm'de. Taş işleyen sanatçılar var. Blok. El halindeki diyelim bir beyaz taş. Onu cız 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 kesiyor. Kuyumcu küçük bir modelden şundan bana 100 tane yap, şundan 50 tane yap, şundan 20 tane yap der, sipariş verir. Onlar ona cız cız keser yaparlar. O cız cız kesip de şey yaptıklarını, önlükleri var önlerinde, oraya toplarlar. Onları bana satarlar. Anladın mı? Bana kumu lazım zaten. Taş olarak değil ki. Bir de mesela onu cız cız yaparken çat diye kırılır. Kırılır. Bir işe yaramaz. Onu oraya atar. Onları bana satar. Ben onu hemen kırarım. Elerim. Buraya kullanırım. Peki şimdi dediniz ya hani bakıyorlar bu taş işte gerçek değil. İşte bu renkte taş olmaz. Bunun neye göre söylüyorlar? Başınızdan bir olay mı geçti? Biz sergilerimizde işte dedim ya bu taşları koymadan önce efendime söyleyeyim beni nasıl alaşağı edecekler? Ondan uğraşanlar çok vardı öyle. Dolu. Gelir şimdi adam pipos ağzında, keçi sakallı. Efendime söyleyeyim, bakar şimdi. Bunu siz mi yapıyorsunuz? Ha ben yapıyorum. Buyurun hoş geldiniz falan. Ben bir de şu özelliğim var. Çok sergilerde masaya oturur sergi sahibi, kalkmaz. Ben öyle değil. Ben kalkarım, tezgahtarlık yaparım. Hoş geldiniz. Taşlarla yapılıyor. Anlatırım, ederim. 4 metre, 3 metre geriden de onları takip ederim. Niye biliyor musunuz? Bakkalı, bakkal yapan müşteridir. Sen bakkal diye 50 milyonu harcarsın, dükkanı doldursun, oturursun, satış yapacak. Gelir adam der ki, karabiber var mı der. Eyvah, her şeyi koymuşsun, karabiberi unutmuşsun. İşte o seni bakkal yapar işte. Anladın mı? Ben orada ressamları dinlerim. Sergiye gelen misafirleri. Ne konuşuyorlar, aleyhimde ne oluyor, ne eksiğim var. Onlar seni yola sevk eder. Dinlerim onları geriden. Öyle oturmam oraya, lök gibi oturmam. Neyse takip ederim. Ondan adam geldi dedi ki Allah Allah şu renkler ne dedi. Bayama mı bende yok onlar, ben öyle hiç görmedim dedi. Ben hemen dedim ki beyefendi bak Mimar Sinan'ı biliyor musun dedim. Biliyorum dedi. Ha. Mimar Sinan cami yapmış dedim. Yanına da minare yapmış. Minarenin tepesinde şu kubbesi var ya dedim. Evet dedi. O kubbesini yapıyormuş. İskeleyi vurmuş. Alttan da köylüler geçiyormuş dedi. Bağırmışlar Sinan Hoca ne yapıyorsun diye demiş. O da demiş, kör müsünüz lan, kubbeyi bitiriyormuş da demiş. Bitiriyorsun ama demişler minare eğri olmuş, eğri. Nasıl eğri? Şu tarafa eğri. İpi bağlamış Mimar Sinan, atmış onlara, asılmışlar. Şimdi oldu demişler değil mi? Ha sağ olun demiş.
Dedim adam kıpkırmızı oluyor gidiyor. Anladın mı? Böyle bu işler yani. Kardeşim bir şey konuş da konuştuğun dinleniyorsa konuş. Biliyorsan konuş, bilmiyorsan konuşma. Peki bunlardan zorluk açısından en zor bulunan, çıkarılan... Yok, bunlar, zor diye bir şey yok. Mesela en zor bulunan taş siyahtır. Herkes der ki kömür de var. Kömür siyah. Taş değil ki kömür. Kömürü kırdın mı çamur oluyor. Değil. Şey olacak, efendime söyleyeyim. Siyah taş onyx taşıdır. Onyx şurada var. Şunun siyahı. O mavi mısırakta da siyahı mesela işlenmiş o. Ya işte öyle işte uğraşıyoruz. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken sohbetimize dışarıda devam ediyoruz. Şimdi burada da bir tablomuz var. Bu tabloyu da hocam bize anlatır mısınız? Hangi teknik ne yapıldı? Neresi burası? Ne zaman yaptınız? Şimdi tablolarda ben anlatacak bir şey yok. Şöyle ki bunlar manzara. Bunları işte kafamıza göre dere, çay, ağaç, taş yapıyoruz, koyuyoruz. Şimdi buradaki bütün özellik bizim eşimle beraber taşla yatıp taşla kalkıyoruz. Bu Anadolu tabiridir. Bizim aklımız, fikrimiz resim yapmada. Bizim başka şeye aklımız ermez. Kimsenin üç koyunu, beş tavuğu, bilmem serveti beni ilgilendirmez. Benim dünyam bana yeter. Üç kişilik bir dünyam var. Eşim, kızım, ben. Bir de sanatımız var. Biz burada bunu nasıl üretebiliriz, nasıl çoğaltabiliriz, ne ekleyebiliriz, ne yapabiliriz? Bunlarla uğraşıyoruz ve bunlarda da muvaffak oluyoruz. Muvaffak oluyoruz. Kursiyerlerimize yetiştiriyoruz. Hiçbir yaptığımız işin sonu kötüye varmıyor. Bir de o özellik var. Bak şimdi seninle diyelim ki gel ya şunu at yarışına gidelim. Gel ya gidelim kumarbaz olur çıkarsın paraların gider servetin gider. Bizim bunda kötü yola göndermiyor. Yaptığın eserleri torununa ver, tombağına ver, oğluna ver, kızına ver, gelinine ver, evine as. En güzel milyarlık tablo oluyor bir tanesi. Biz böyle çalışıyoruz. Taşlarla yapıyoruz. İşimiz gücümüz bu. Yani onun için nerede Fizan'da taş vardı ben arabamı atlar Fizan'a giderim. O taşı bulur alır gelirim. Bizim işimiz gücümüz sanat. Sanat. Hem bu sanatı yapıyoruz hem de öğretiyoruz. Yani bencil de değiliz yani. Bu hafta Mustafa Hoca bizleri evinde ağırladı. O evindeki küçük atölyede nasıl büyük işler başardığını anlattı. Kumlama resim sanatının tekniklerini ve inceliklerini izlediniz. Hoşça kalın.